Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Peki, teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Tüm İslam alemini, Ramazan'ı mübarek olsun. Ee, ve birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olduğumuz bu süreçte e, Ramazan ayının bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün ayrıca üç fidanımızı toprağa verdiğimiz gün, düşüncelerin asıldığı gün, kendilerini üç fidanımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, belediyelerimiz korona salgını başlamadan önce de zaten bir ekonomik krizin içerisindeydi ve ülkenin yaşadığı krizden direkt etkilenmekteydi. Korona ile birlikte koronavirüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte de görevleri kat be kat arttı, sorumlulukları kat be kat arttı. Her alanda vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya çalıştılar. Her türlü engellemelere rağmen, her türlü ön kesmelere rağmen belediyelerimiz bütün güçlerini ortaya koyarak çözüm üretti ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözdü. Bu yaptıkları da zaten vatandaşlarımızın büyük takdirini kazandı. Zaman zaman belediyelerimiz örneğin Ankara Büyükşehir Belediyemiz gibi veresiye defterlerini kapattırdı. Vatandaş belediye işbirliğiyle veresiye defterlerine borcu olan yani bakkallara borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını kapattırdı. Zaman zaman vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırdı. İş yerlerini, toplu alanları, araçları, birçok alanı dezenfekte etti. Esnaf'a maddi destek sağladı, maske dağıttı ve birçok alanda vatandaşımızın hizmetinde oldu. Hem sağlık anlamında hem de gıda anlamında desteklerini devam ettirdi. İstanbul Büyükşehirimiz, bir şehir belediyemiz askıda fatura uygulaması başlatarak faturasını ödemeyen, ödeyemeyen vatandaşlarımızı ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımızın katkılarıyla faturalarının ödenmesini sağladı ve bu anlamda da bir karşılıklı işbirliği ortaya koydu. Gene İftar sofrası ile ilgili değerli katkılarını aldı vatandaşlarımızın ve bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalıştı. Kısacası esnafımıza dokundu, çiftçimize dokundu, işsizimize dokundu. Her anlamda ihtiyaç duyan, koronavirüsten etkilenen bu sürecin sıkıntısını en ağır bir şekilde yaşayan vatandaşımızın yanında oldu ve birçok belediyemiz hem hijyen malzemeleri üretti, maske üretti. Bütün engellemelere rağmen ve vatandaşımızın hizmetinde oldu. Belki de dünyadaki bazı ilk uygulamaları yaptı. Örneğin İzmir büyükşehirimiz maskematik uygulamasıyla maske otomatları kurarak belli alanlara vatandaşın direkt maskeye ulaşmasını sağladı ücretsiz ekmek dağıttı ve her anlamda vatandaşımızın hizmetinde oldu. Sadece vatandaşımızın hizmetinde değil, aynı zamanda kamuyla işbirliği yaparak Vefa Destek Grubuna da hem personel hem de araç ve ekipman olarak da katkıda bulundu ve karşılıklı işbirliği içerisinde bu çalışmaları da sürdürdü. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bütün bunları topladığımızda belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ortaya koyduğu bu hizmetler halkımız tarafından da geniş bir memnuniyetle karşılandı. Ve yapılan anket sonuçlarında, kamuoyu yoklamaları sonucunda şunu gördük ki belediyelerimiz gerçekten başarılarını artırmış vatandaşımız tarafından takdir görülmüş ve seçildiği oy oranının çok çok üstüne çıkmış. Bu da kendilerine gösterilen teveccühü ve başarının ispatı olarak ortaya çıkıyor. Toplama baktığımızda bugüne kadar belediyelerimiz pandemi süresi içerisinde korona virüs salgını süresi içerisinde 3 milyon 633 bin 333 aileye aynı yardım yapmış. 179 bin 680 7 aileye iş ve iş yerine nakdi yardım yapmış. 248.287 borçlu halenin suyunu açmış. 18.693 kişinin kirasını ertelemiş. 121.852 evde bakım evde bakım hizmeti vermiş. 28.913.792 kişisel koruma ekipmanı, dezenfektan, temizlik ürünü dağıtmış kişiye ve 7155 sağlık çalışanına da konaklama imkanı sağlamış. Bu bütün engellemelere rağmen, bütün ön kesmelere rağmen yapılan hizmetler. Kamuoyunda şöyle bir ifade var iktidar partisi tarafından. Efendim şikayet etmesinler. Olayları büyütüyorlar. Olayları farklı anlatıyorlar. Hayır. Halkımız her şeyin farkında. Bugün genelgelerle ortaya koydukları her türlü engellemelere rağmen belediyelerimiz kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, tasarruf ederek ve önceliklerini belirleyerek vatandaşımızın direkt hizmetinde olmuştur. Tabi bu hizmetlerini sürdürürken çeşitli zorluklar yaşamıştır ama bu zorlukları da aşmasını bilmiştir. Belediyelerimiz bunları yaparken maliyetleri de bu oranda artmıştır. Artan maliyetlerini maalesef kaynakları da azaldığı için başka bir şekilde finanse edememekte. Artık suyu kesemediği için su tahsilatları azalmış. Toplulaşım araçları kullanılmadığı için toplulaşım maliyetleri artmış. Bakıldığında belediyeden Belediyelerimizin vatandaşlarımızdan alması gereken vergiler ertelendiği için vergi toplayamamakta. Haliyle kendi öz kaynakları önemli ölçüde azalmıştır. Tabi önümüzdeki süreçte görülmektedir ki önümüzdeki süreçte görülmektedir ki merkezi bütçeden aldığı paylarda azalacaktır. Geçen ay itibariyle bu paylar yüzde otuz, yüzde kırk civarında azalmıştır. Önümüzdeki ayda e, görülüyor ki genel bütçe gelirlerinden alacağı pay yüzde ellinin üzerinde azalacaktır. Bu amaçla mutlaka belediyelerimizin kaynak anlamında desteklenmesi gerekir. Finansal desteklerin artması gerekir. Çünkü Covid-19'da koronavirüsle mücadelede en etkili olan vatandaşa direkt dokunan Vatandaşın bu virüsten etkilenmemesi için en büyük çabayı gösteren yapılardan biri de belediyelerimiz. Sağlık çalışanlarımızı ayırıyorum tabii onlar gerçekten büyük bir özveriyle mucize gerçekleştirerek bugün Covid-19'un engellenmesinde ve daha az ölüm yaşamamızda çok ama çok etkililer ve başarılılar bu anlamda. Sağlık çalışanlarımızı bir kez daha kutluyorum. Ama belediyelerimiz de Covid-19 salgının engellenmesinde ve önlenmesinde demin de ifade ettiğim gibi çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdalar. Bunun devam edebilmesi için mutlaka gelirlerinin artırılması, kendilerine ek kaynak sağlanması gerekiyor. Bakın bugün belediyelerimiz Başta da söylediğim gibi ekonomik krizi yaşarken bir andan üstüne bu virüs hadisesiyle de karşı karşıya kaldılar. Bu anlamda artan maliyetlerini karşılamaları için mutlaka kaynağa ihtiyaçları var. Bir de gelirleri bu süreçte azalmasından dolayı artık hizmet verememez noktaya geldiler. Belki önümüzdeki ay maaşları dahi ödeyememe noktasına gelebilirler. Bu açıdan Tekrar uyarmak istiyorum. Lütfen belediyelerimizin kaynaklarını artırın. Daha fazla hizmet edebilmeleri için kaynak transferini gerçekleştirin. Bunu da hiçbir belediyeyi ayırmadan söylüyorum. Yani hiçbir siyasi partiyi ayırmadan tüm belediyelerimize bu anlamda kaynaklarının artırılmasını özellikle talep ediyorum. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. Bakın demin belediyelerimizin yaptığı hizmetleri anlatırken birçok alanda vatandaşımıza dokunduğunu, sorunlarını çözdüğümüzü söylemiştim. Çözdüğümüzü. Bir de şunun altını çizmek isterim. Belediyelerimize geçmişte örneğin İstanbul Büyükşehir'imize e, salgından önce 230 bin yardım başvurusu gelirken Bugün 650 bine çıkmış. İzmir'de 40 bin başvuru gelirken 305 bine çıkmış. Ankara'da 170 bin, Adana'da da 103 bin. Yani vatandaşımız aynı zamanda yardım taleplerini de belediyelerimize başvurarak artırmış. Belediyelerimize tüm bu yardım taleplerine karşılık vererek vatandaşlarımız için çözüm üretmiş ve onların sorunlarını çözmüş. Değerli masum mensupları, Değerli arkadaşlar, bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye Belediyesi'nde gerçekten çok üzücü bir durum yaşandı. Pandemi süreci hepimizi çok yakından etkiliyor. Partili, partisiz bütün dünyayı ve ülkemizi de aynı anlamda bütün insanımızı etkiliyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bu mücadeleyi de hep birlikte vermemiz lazım. Bu virüsü engelleme anlamında hep birlikte bu mücadeleyi vermemiz lazım. Bu ülkeyi yönetenler geçmişte hep birlik beraberlikten bahsettiler. Birlik beraberlik içerisinde bunu aşacağımızı ifade ettiler. Ama görülüyor ki bazı zihniyetler hala hala bu ayrımcı anlayıştan, bu ayrımcı dilden, ötekileştirici anlayıştan kurtulamamışlar. Ümraniye Belediyesindeki meclis üyeleri yardım dağıtılırken şöyle bir ifade kullanmışlar. Siz bunları AKP'lilere verin. Onlara büyükşehir yardım etsin. Hem hakaret ediyorlar hem de liste veriyorlar. İstanbul Büyükşehir bunların bunlarda değil mi? Neden onlar vermiyor? Ayrıca 14 ilçe belediyeleri var. Herkes kendi fakirine yardım etsin. Bu anlayış zehirli bir anlayış. Bu anlayış Ayrımcı bir anlayış. Sonuçta CHP'li meclis üyeleri diyor ki ee, bize de verin veyahut da CHP'li veya farklı siyasi partiye mensup insanlara da dağıtın diyor. Ama ne diyor AKP'li meclis üyeleri? Hayır siz gidin büyük şehirden alın sadece bizim partililerimize verin. Bu anlayış gerçekten zehirli bir anlayış. Balış, balık balık baştan kokar. Yani sonuçta eğer yukarıdakiler saray yönetimi bu ayrıştırıcı dili sürekli ifade eder. Sürekli kullanırsa meclis üyeleri de AKP'li meclis üyeleri de bundan başkasını yapmaz. Orada yaşayan vatandaşlarımız siyasi düşüncesi ne olursa olsun, anlayışı ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun hepsi bizim vatandaşımız. Burada ayrımcılık yapmamalıydı yapılmamalıydı. Ama bizim belediyelerimiz seçim döneminde söz verdiği gibi şimdi de her zaman olduğu gibi dini dili ırkı ne olursa olsun siyasi düşüncesi partisi ne olursa olsun hiç kimseyi ayırt etmeden dışlamadan hizmet veriyorlar. Ve böyle bir düşünceyi de hep ayıştırıcı düşünceyi de ayıplıyorlar. Tersine ihtiyacı olan kesimlere daha fazla Koronavirüsünden etkilenip sıkıntıya düşen insanımıza daha fazla katkı sağlayarak yardım ederek hizmet vermeye çalışıyorlar. Ve şunu tekrar ifade ediyorum. Ne kadar ayrıştırmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar ötekileştirmeye çalışırsanız çalışın başaramayacaksınız. Bu ülkede biz gene birlik beraberlik içerisinde hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Karşılıklı anlayış karşılıklı işbirliğiyle bu koronavirüsün de üstesinden geleceğiz. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar bir konunun daha altını çizmek istiyorum. 6 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla parayla maske satışı yasak diyerek maske ile ilgili çalışmalar başladı. Önce ne dendi? E-Devlet üzerinden yapılacak başvuruyla PTT kanalıyla Dağıtma kararı aldılar Ardından dediler ki Bu yerine gelmeyince Eczanelere vereceğiz size bir e, Cep telefonunuza bir kod gelecek o kodla birlikte eczanelerden alacaksınız dediler Ondan sonra da Bu da başarılı olamayınca Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bir gün önce Kesinlikle parayla satılmayacak dendi Ertesi gün saraydaki dedi ki parayla bunu alabilirsiniz. Geldikleri nokta bu. Geldikleri nokta bu. Bizi beş koyun güdememekle suçlayanlar bu ülkeye beş maskeyi dağıtamadılar. Ve başarısızlıklarına da hep farklı kılıf buldular. Ama görülüyor ki, görülüyor ki şu anda vatandaşımız hala evinde maske bekliyor. SGK çalışanlara vatandaşlarımıza dedi ki SGK'lı vatandaşlarımıza bağlı bulunduğunuz iş yerinizden dağıtacağız dedi ama bunda bile hala bir gerçeklik yok. Kısacası bu maskenin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi ve maalesef belki de koronavirüsün engellenmesinde önemli bir araç olan bu maske Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korurken bir yandan da bu maskeyle bunu önlemesi gereken bu maskeyi dahi dağıtmayı beceremediler. Değerli basın mensupları şunu ifade etmek istiyorum. Aslında sorunu yanlış yerde arıyorlar. Bugün koronavirüsle mücadelede başarılı olmuş ülkelere baktığımızda en önemli unsur yerel yönetimler. Merkezi yönetim kaynak transferi yapar, kontrolü sağlar ama bu virüsün yayılmasını engellemede en önemli unsur yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimleri öne çıkararak, onların çalışmalarını destekleyerek engellemişlerdir. Ama biz de maalesef engelleyerek her şeyi tek bir elde toplayarak, saray talimatlı yaparak bu virüsü engellemeye çalıştılar. Geldikleri nokta bu. Halbuki maske dağıtımı da dahil birçok konuda yerel yönetimlerimizi devreye koyarak onların vatandaşımıza direkt ulaşmasını sağlayarak çözüm üretebilmiş olsaydı bugün bu konuda çok daha başarısız olur, başarılı olurduk. Başarısızlıkların temel nedeni her şeyi tek elden yapmaya çalışmaları, her şeyi ben yaparım, ben bilirim, ben ne yaptıysam doğrudur anlayışından kaynaklanmaktadır. Bir kez daha buradan uyarmak istiyorum. Yerel yönetimlerimizin önünü açın. Artık onların üzerindeki baskıyı kaldırın. Onlara finansal destek sağlayın. Göreceksiniz bu virüsün önlenmesinde ve bu virüsün daha fazla yayılmasını engelleyecek olan yapı ve başarı yerel yönetimlerdedir. Onları desteklediğinizde sonuç aldığınızda göreceksiniz. Ama gene her zaman yaptığınız gibi ben bilirim ben yaparım ben ne dersem doğrudur derseniz acı sonuçları hep beraber yaşarız. Gün geçmiyor ki belediyelerimizin üzerine her türlü baskıyı kuruyorsunuz. Bugün de ilk taşla ilgili bir soruşturma başlattınız. Artık bu anlayışınıza son verin. Şu anda birlik beraberlik içerisinde olmamız gereken bir gün. Hep birlikte bu virüs için mücadele etmemiz gereken bir gün. Lütfen belediyelerimizin üzerindeki bu vesayeti, bu baskıyı, bu engeli kaldırın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet soru var mı? Evet efendim. Kanal D tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Eee baroların seçim sisteminin değiştirileceğine ilişkin tartışmalar yürüyor. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise geleceğini söyledi. Sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nedir? Eee bu konuda gerekli açıklamayı eee yetkili arkadaşlarımız yapar ama ben de şunu söylemek isterim. Eee demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Elbette ki onların bağımsız yapısı ve e, özellikle demokratik yapısı ülkemizin içinde bulunduğu demokrasinin gelişmesi adına, adaletin yerleşmesi adına çok önemli bir unsurdur. E, bugüne kadar gelmiş bir süreçte bir eksiklik yoktu. Bugün ne oldu da bir yandan müdahale gereği duyuldu? Sadece bu hani barolar için veya diğer sivil toplum örgütleri için değil hepsi için söylüyorum sivil toplum örgütleri demokrasinin asli unsurlarıdır onlara müdahale nefes alanlarımızı kısıtlar demokrasiye zarar verir teşekkür ederiz evet ben teşekkür ederim